İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Güney Gazetesi. STK Demokrasi Parkı'na çıkacak. Mezitli Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden 30 Ağustos Salı günü saat 19.30'da başlayacak kortej yürüyüşü, Denizhan İkiztepe karşısında bulunan Demokrasi Parkı'nda son bulacak. Burada gerçekleştirilecek şenlikte Mersin Devlet Opera ve Balesi konser verecek. Zeybek, Kafkas ve Tango gibi benzeri gösteriler sergilenecek. Sokakta otomobil satıcılığı sona eriyor. Mersin Otogalericiler Sitesi Başkanı Gürkan Göçer, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından emlakçı adı altında açılan dükkanlarda otomobil satışı yapılamayacağına, kaldırım işgallerinin biteceğine dikkat çekti. Haberci Gazetesi. Cevap veremediler. İlk ihalesi fesat karıştırıldığı iddialarıyla iptal edilen S plaka ihalesinin ikincisi Tomalı'nın gölgesinde yapıldı. Liman içindeki askeri alan serbest bölgeye verilsin. AKP hükümetinin askeri alanların kent merkezleri dışına taşınmasına yönelik çalışmalarına start verilirken Mersin'de de gözler askeri alanlara ve geleceğine çevrildi. Mersin liman sahası içerisinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Çıkarma Filosu'na tahsis edilen alanın şehir dışına taşınması halinde buranın %100 doluluk alanına ulaşan ve genişleme sorununu çözemeyen Mersin serbest bölgeye dahil edilmesi isteniyor. Hakimiyet Gazetesi. Nefsi müdafaa. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin IŞİD denetimindeki Cerablus kentine askeri harekat başlattı. FETÖ zanlıları tutuklandı. Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski AK Parti il başkanlarından Mekin Mert Ersalt'la soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü tutuklandı. Çukurova Gazetesi. Takipçisiyiz. Mersin'in Erdem ilçesinde AK adlı şahsın Suriyeli 13 yaşındaki LH isimli küçük kız çocuğuna yönelik cinsel istismarı Mersin Barosu'nu harekete geçirdi. Baro, utanç davasının takipçisi olacağını duyurdu. İstihdam en önemli sorun. Bu yıl Ekim ayı içerisinde düzenlenecek 6. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı kapsamında Mersin Çalışma ve İş Kurumu ile işbirliği protokolü imzalayan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, istihdamın ülkemizin en önemli sorunu olduğunu vurgu yaparak iş arayanı buluşturan fuar büyük önem taşımaktadır dedi. Mersin Gazetesi. Öksüz'ün yengesi de ihanet çetesinde. FETÖ'nün Akıncı Üst İmamı Adil Öksüz'ün yengesi Şenay Öksüz Mersin'de tutuklandı. Çocuklar istedi, başkan yapılsın dedi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu, mahalle gezileri sırasında ziyaret ettiği Kızılen'de kendisini karşılayan çocukların isteklerinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Yeni Güney Gazetesi. Çakacak'tan inceleme. Vali Özdemir Çakacak, Erdemli ilçesi Sorgun Mahallesi sınırları içerisinde yapımı devam eden Sorgun Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Kocamaz, Çamlıya ile İğne Oyası Festivali'ne katıldığı kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan iğne oyasını yaşatmak, tanıtmak ve yapılan el sanatlarını hem kültürel hem de ekonomik açıdan değerlendirmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Çamlıya ile İğne Oyası Festivali'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yanı sıra Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Aytuğ Atıcı, Baki Şimşek ve Hüseyin Çamak, Çamlıya ile Kaymakamı Abdurrahman Çiftçi, Çamlıya ile Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.